Merhaba, ben Avukat Murat Tezcan. Riskli alan 6306 sayılı kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen ama afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunda tanımlanmış bir kavram. Özellikle Türk yargı sisteminde hukuki öngörülebilirlik ya da hukuki güvenlik ilkelerinin çok zedelendiği şu dönemde dolayısıyla verdiği kararlar yargı kararları açısından bir içtihat birliği sağlama noktasında hayati. Bu kararların bir an evvel düzeltilmesi için de çeşitli girişimlerde bulunacağımızı da belirteceğiz. Anayasal düzenimizde bir sistem değişikliği oldu. Ama bazen idareler usulüne uygun bir biçimde kamulaştırma, ittifak yoluyla kamulaştırma işlemine girişmeksizin doğrudan örneğin bir enerji nakil hattını geçirebilir. Eski düzenlemede Bakanlar Kurulu'na verilen bu yetki artık şu anda Cumhurbaşkanı'nın yetkisi içerisinde belirlendi. Davacının niteliği ve kişiliği değişebileceği için kamulaştırması el atma davasının konusuz kalabileceği ya da başka bir adla yürüyebileceğinden bahisle burada Yargıtay'ın çok yerleşmiş içtihatları bulunmaktadır. Türk Medeni Kanunumuz 2001 yılında yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunumuz ecrim istilli haksız işgal tazminatı olarak tanımlıyor. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta zaman aşımının başladığı tarihtir. Kanundaki tanımı itibariyle kıyı kenar çizgisi ise deniz, tabi ve suni göl akarsularında kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanlardaki doğal sınırları ifade etmektedir. Anayasamız bu konuda açıkça değerlendirmede getirmiş ve demiş ki anayasamızın 43. maddesi. İstinaf Mahkemesi şu şekilde karar veriyor. Eğer davalı taraf yani davalı olan haksız işgalci zaman aşımı itirazında definde bulunursa mahkeme dava tarihinden itibaren 5 yıllık süreyi hesaplayıp sadece buna göre tazminatın miktarını belirlemek zorunda kalacaktır. Ve eğer bu hususların eksik olduğunu tespit ederse riskli alan kararlarını iptal ediyor.